Bilgi Ayı kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere üniversite öğrencileri için başarı teşvik programı detaylarını aktaracağım. Videoya geçmeden önce bu programdan bütün öğrenciler faydalanabiliyor. İlkokul, orta öğretim, lise, üniversite bütün öğrenciler bu başarı teşvik programından faydalanabilir. Şimdi kanalımızda dün lise ve orta öğretime dair bilgi paylaşımı yaptık. Her geçen gün bu programın detayları belli oluyor ve ben de size bunları aktarıyorum. Bundan ötürü kanalımızı ilk defa izliyorsanız, abone değilseniz bu tür yardımların ve bilgilerin devamı için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdi hemen detaylara geçelim. Öncelikle bakın yeni yapılan bir açıklama mevcut. Burada görmüş olduğunuz gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu video paylaşıldı. Ben de bunları Instagram hesabımızda paylaşacağım. Bilgi ve Instagram adresimizde bu videoları dinleyebileceksiniz. Şu an telif olmaması için açamıyorum. Ben anlatacağım. Öncelikle hemen ilerleyelim. Sosyal yardımlardan faydalanan çocuklarımız ve gençlerimize diyor başarı teşvik programı. Öncelikle üniversite öğrencileri için bunu anlatıyorum ben. Önceki videomuzda lise orta öğretim vardı. Ondan öncekinde de ilkokul öğrencileri için vardı. Velilerin de bunları izlemesini tavsiye ederim. Detaylı bir şekilde dinleyin. Şimdi yüksek orta öğretim, yüksek öğretim kurumları sınavı YKS'de ilk 500 binde yer alan öğrencilerimize burada hemen devamını bakalım ne diyecek. Tek seferlik olmak kaydıyla başarı sıralamasına göre diyor arkadaşlar net askeri ücretin 3 katına kadar başarı desteği sağlayacağız diyor. YKS'de ilk 500 binde olan öğrenciler başarı sıralamasına göre diyor net askeri ücretin 3 katına kadar başarı desteği ve tek seferlik olmak kaydıyla bu. Yani bu yardım tek seferlik bunu bir kenara koyun. Üniversitede üniversiteye yerleşirken ilk 500 binde yerleştiyseniz net askeri ücretin 3 katına kadar başarı desteği alacaksınız fakat sosyal yardımlardan faydalanan çocuklarımızın ailelerine diyor. Bu ince detayı kaçırmamanızı istiyorum. Çünkü bunları kimse anlatmadı bu platformda, YouTube'da da, Instagram'da da. İlk paylaşan, anlatan kanallardan birisi biziz. Emeğimizin karşılığını da almak dileğiyle şimdi hemen devam edelim. Detaylara bakalım. Burada en az 4 yıllık eğitim veren yüksek ort yükseköğretim kurumlarında lisans eğitimi öğrencisi olan bunları iyi dinleyin ve okuyun da zaten üniversite öğrencileri bunları rahatlıkla anlayacaktır. İhtiyaç sahibi hanelere her eğitim süresi boyunca her yıl aylık 300 TL öğrenci desteği sağlayacağız diyor. Şimdi Burası önemli. Burada ince bir çizgi çekmek istiyorum. Çünkü ihtiyaç sahibi bir hanedeki öğrenci, üniversite öğrencisi büyük ihtimalle KYK bursu da alıyordur ve bu bu sorunun bana geleceğinden eminim. Hocam KYK bursu alıyorum. Bu buna engel olur mu diye. Ben burada kendi tahminimi söyleyeceğim. Engel olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü KYK bursu da almış olsanız bile sizin ailede yine bu yardımdan faydalanıyorsanız ve üniversite öğrencisiyseniz ilk 500 bindeyseniz ve 4 yıllık bir üniversitede okuyorsanız büyük ihtimalle bundan da faydalanacaksınız. Ek olarak 300 TL'de de öğrenci desteği alacaksınız arkadaşlar. Tabi bu detaylar yeni yeni belli oluyor. Yanlış bir bilgilendirme de yapmak istemem sizlere. Hepsi tam net olduğunda başvurular başladığında hepsini size anlatacağım. Bunları kaçırmamak için mutlaka takipte kalın. Üniversitelilerin en az 4 yıllık yüksek öğrenim kurumlarında eğitim gören öğrencilerden not ortalaması yüzlük sisteme göre 85 veya üstü olan veya denge olan öğrencilere burası da önemli iyi dinleyin. Net askeri ücret kadar mezuniyetlerinde ise mezuniyet not ortalamasına göre ilk 5'te yer alan öğrencilere net askeri ücretin 2 katına kadar başarı desteği sağlayacağız. Bakın askeri ücretin iki katına kadar başarı desteği verilecek diyor. Detayları duydunuz. Herhangi bir spor kulübünde lisanslı sporcu olan öğrencilerimize, burada sporcuları da unutmamışlar, ilgili dalda yapılan tüm musabakalara katılması durumunda tek lisans için yılda bir defaya mahsus olmak üzere net askeri ücretin %50'si kadar destek sağlayacağız diye açıklama yapıldı. Evet detaylar bunlar. Bu videoları paylaşacağım Instagram adresimizde. Lise, orta öğretim ve yine üniversite için bunları tek tek izleyeceksiniz. Aynı zamanda yeni bir gelişme daha var. Ocak'ta 1 milyon 847 milyon TL evde bakım yardımı hesaplara yatırılmaya başladı. Bunun da bilgisini sizlere aynen aktaralım. Instagram adresimizi yorumlar kısmında sabitliyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Yeni detaylar belli olmaya devam ettikçe sizleri bilgilendireceğim. Bundan ötürü güzel bir yorumunuzu ve... Beğeninizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar.